Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma asabetil behaimu fil leyli vel nehar. Bu ezebat o küçük zebat ile başa satıyorsunuz. Beş yıl. Babu ma, bu şöyle bir şeyin bahsidir ki asabet, isabet etti. El behaimu hayvanlar. Yani zarar verdi. Fil leyli vel nehar. Gece veyahut da gündüz gitti, başkasının tarlasını yedi, bostanını yedi, ağacını yedi, yahut da duvarını uçurdu, yahut da kapısını kırdı. Bu hayvan zarar verdi. Bu zarar ödenir mi, ödenmez mi? Bugünkü mesele bu. Sonra gece zarar verdi. Bunun hükmü başka. Gündüz gitti, zarar verdi. Bunun hükmü. Bu da başka başka mı? Yoksa ikisi de bir mi? Şimdi iki kavul var bunda. İkisini de beyan ediyor. Evvela bir hadisi şerif getiriyor. Haddesena Yunus. Kale haddesena Eyyub ibn-i Süveyd. Ani Levza'iyye. Ani Zuhriyye. An Haramli ibn-i Muhayyisa. Ani Bera ibn Azib. Bera ibn Azib'den rivayet eylediler ki enne nâgaten li racülin minel ensâd. Ensardan bir adamın nakesi, yani dişi devesi, ki o recul de kendisi, yani kendisinin devesi. Dehalet haiden, bir bostana girdi. Fefsedet fihi, onda ifsad etti. Orada bir şeyler zarar verdi. Fekaden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi, şekva ettiler. Peygamber Efendimiz de hükmetti. Ala ehlil haiti, o bostan sahiplerinin aleyhine. لِحِفْسِهَا وَنِحِفْسِتِمْ بِالنَّهَارِ Nahar'da dedi ki siz muhafaza edeydiniz, hayvanı koymayaydınız. Gündüzün sizin bir bekçiniz olacaktı orada. Orayı muhafaza edecekti. Hayvan aklı yok, gelmiş zarar vermiş. Demek ki siz muhafaza kime ait demiş gündüzü? Bostan sahibine. Öyleyse hayvan mesul değil. Hayvanın sahibi de mesul değil. وَعَلَى اَهْلِ الْمَوَاشِي Hayvan sahiplerinin aleyhine hüküm verdi. Ma efsedet mevâşihim, onların hayvanlarının ifsad etmiş olduğu şeyi billeyl gece. Yok, gece gitti de hayvan kimsenin bağına, bahçesine girdi, zarar verdiyse o hayvan sahibi o zararı ödeyecek. Niye? Hayvan sahibi niye bıraktı hayvanını? Adam gündüzün kendi bahçesini bekledi, hoş gecede bekleyecek değil ya. Öyleyse buna göre gündüzün bağları, bahçeleri beklemek mal sahibine ait. Bahçe sahibine ait. Geceleri de hayvan sahipleri hayvanlarını içeri alacaklar, muhafaza edecekler, bırakmayacaklar. Şayet bırakırlar da gider zarar verirse o zararı ödeyecekler. Haddesena Yunus kâle ahbarana ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu. Yukarıki hadisi şerifi İmam-ı Evzai rivayeti dedi. Bu ne de İmam Malik? An İbn-i Şehab'in, gene İbn-i Şehab-i Zöhri'den. En Haram İbn-i Sa'd İbn-i Muhayyisa. Enne nâqeten lil Bera İbn-i Azib. Bera İbn-i Azib'in bir devesi dehalet haiten li racülün. Bir adamın bahçesine girdi. Fe efsedet fihi. Ona zarar verdi. Fe kadâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hükmeyledi. En alâ ehlil havâid. Bostan sahiplerine lazımdır. Hifzaha, onun hifzi onların üzerindedir. Enne'nin ismi, hifzaha ismi. Alâ ehlil havâid de haberi. Yani enne hifzaha, o bostanın, bağların muhafazası kim üzerine olucudur? Alâ ehlil havâid, bostan sahiplerinin üzerine olucudur. Bin nehâr gündüzü. Ve enne maşul bir şey ki, efsedetil mevâşi billeyl. Hayvanlar geceliğin gitti, zarar verdi. Bu zarar da damanın damandır. Ala ehli hayvanların sahiplerine damandır. Yani hayvan sahipleri ödeyecektir. Şimdi iki hadisi şerif geldi. Birisi Evzai terikiyle geldi, birisi İmam Malik terikiyle geldi. Şimdi yukarıdaki hadisi şerif muttasil olarak geldi. Haram İbni Muhayyise Bera ibn-i Azib'den rivayet ediyor. Bera ibn-i Azib de eshabdan senet muttasil oldu. İkincisi İmam Malik terikiyle gelir.
İmam Malik tarihiyle gelen Haram İbni Sa'd İbni Muhayyis'e rivayet ediyor. Hangi sahabeden? Sahabenin ismini zikretmiyor. Fülen sahabeden işittim demiyor. Yalnız Bera İbni Azib'in bir devesi gitmiş zarar vermiş. Rivayet değil. Buna da mektu derler. Hadis mektu. Mungate. Şimdi yukarıdaki muttasil suretinde geldi ama hakikatte o da muttasil değil, aşağıda beyan ediyor. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْآثَرِ. Ulemadan bir kısmı bu iki hadisi şerife meylettiler. Buna sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki مَا أَصَابَتِ الْبَهَائِمُ نَهَارًا. Ol bir şey ki hayvanlar gündüzün ifsad ederler. فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ فِيهِ. Onda hiçbir kimsenin üzerine zaman yoktur. Gündüzün hayvan gitmiş bahçeden yemiş, tarladan yemiş. Tarla sahibi muhafaza edeydi. Onun için kimseden zaman isteyemezler. Ve ma asabet değildi. Gece isabet eder hayvanlar. Damine erbabu tilkel behaim. O hayvanların sahipleri damin olurlar. Ne kadar zarar vermişlerse onu tarla sahibine, bahçe sahibine öderler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında da ihticac ettiler, delil getirdiler. بِهَذِي الْاَسَارِ. Bu iki hadisi şerifler. Birisi İmam Evzai'den rivayet edildi, birisi de İmam Malik'ten. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ. Ülemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَا ضَمَانَ عَلَى اَرْبَابٍ بَوَاشِي. Hayvan sahiplerine hiçbir suretle zaman yoktur. Hayvan geçmişte zarar vermiş, bir şey ödemez. Ne hakkında? Fîmâ asâbet mevâşîhîn. Onların hayvanlarının ifsad etmiş olduğu şeylerde sahipler üzerine zaman yoktur. Fîlleyli ven nehâr. İster o gece geçsin, ister gündüzün geçsin, zarar etsin. Gecesinde de, gündüzünde de hayvan sahibi mesul değildir. Ya bağ bahçe sahibi mesuldur. Tarla seni yerini muhafaza edeyim. Yani bu ikinci kavul tuhaf. Hayvan sahibinin hayvanını bırak, ondan sonra gitsin, zarar etsin. Öyleyse ben de mesul değilim. Bu ikinci kavulun sahipleri böyle diyor. Ama onlar ikinci kavul sahipleri bir kayıt koyuyorlar. Hayvan sahipleri mesul değildir. Ne vakitte? İster gündüzün, ister gece hayvan geçse, bir kimsenin bağını, bahçesini ifsad etse, hayvan sahibi mesul değildir. Ama hangi hayvan sahibi? İzâ kânet münfeliteten. Hayvan münfelit, kaçmış. Münfelit o demek. Sahibinden kaçmış. Ne yapsın sahibi? Hayvan kaçmış, gitmiş. Bazı hayvanlar olur. Çobanın önüne götürür, katarsın. Çoban da zapt edemez, çobandan da kaçar. Alışmış sağda solda onun bunun çayırını yesin, tarlasını yesin. Götürür bir de bakarsan ki eşmiş, bir kuyu yapmış. Birisinin hayvanı gelmiş düşmüş. Yahut bir adam görememiş gelmiş düşmüş. O çukuru kazıdığından orada mal yahut insan telef olmuş. O adam damin olur mu? Olmaz. Niye? Mecbur o adam o madeni işletiyor. Onun için öteki adam hayvanını bırakmayacak yahut kendisi dikkat edecek, gidip de o çukura düşmeyecek. Maden dediği bu. Yapılır mı? Ya yer var ki yapılır, ufak bir şey mi? Koskoca maden. O dışarıda ki şehir içerisinde değil, köy içerisinde değil. Yani mecbur orayı gazlayacak. Gazlayacak binaenaleyk bu fazileler senin hayvanın gitti düştü. O gidip de gel sen bu kuyuyu kazıdın, burayı kazıdın, benim hayvanım düştü. Gel bunun zararını öde, ödemez. Sen malına sahip olaydın. Evet. Resulullah Efendimiz'den böyle rivayet ediyor. Haddesena Yunus, kâle ahberen ebn Vehbi, kâle ahbereni Malikun, Ali ibn-i Şehabin, en Sa'id ibn-i Müseyyep ve Ebi Selemete. Tabiinden iki kişi,
Birisi Ebu Seleme, bir de Said ibn-i Müseyyeb rivayet ediyorlar. An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala. Hazreti Ebu Hureyre'de. Kale Hazreti Ebu Hureyre dediler ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. El acma ucubarun. Acma yani dinsiz hayvan. Hayvanlar konuşmaz ya, acma derler. Cubarun, onun vermiş olduğu zarar hederdir. Yani damin olunmaz. Vel ma'dinu cubarun. Maden çıkarma için çukur kazmış, oraya bir hayvan düşmüş, o da zamin olmaz. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanu an Zühriye an Sa'idin an Ebi Hureyre'te an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Sa'id ibn-i Müseyyeb Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ettiğini Yunus da rivayet ediyor. Fakat yukarıda Yunus İbn-i Vehb'den rivayet eyledi, burada da Süfyan'da, Süfyan-ı Sevri'de. Kâle lehu Sa'id, Sa'id ona dedi ki, ya Aba Muhammed, ma'ahu Ebu Seleme, Sa'id ibn-i Müseyyeb bu hadisi rivayet etti, onunla Ebu Seleme de beraber var mı? Çünkü yukarıki rivayette ikisi beraber Ebu Hureyre'den rivayet ettiler. Bu ikinci de yalnız Sa'id ibn-i Müseyyeb rivayet ediyor. Onun için adam şüphelendi, dedi ki Ebu Seleme de var mı Sa'id ile beraber? Fekale dedi ki, İn kâne ma'ahu fehve ma'ahu. Eğer onunla beraber olursa zaten onunla beraber. Yani onun da fikri bu. Demiyor ki o da beraber mi, Ebu Hureyre'den rivayet etmiş mi değil mi, onu demiyor da diyor ki Ebu Hureyre'den rivayet etmişse zaten onun mezhebi de bu, onun fikri de bu. Yani hayvan bir zarar verirse mal sahibi, onun sahibine ödettirilmez. Haddesena Yunus kâle akberene bin Vehbin. Kâle akberene Yunus an ibn-i Şahabin an ibn-i Müseyyed. Ve Abdillah ibn Abdillah an Ebi Hureyre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misli. Aynı bu hadis-i şerifi yine başka raviler vasıtasıyla rivayet eylediler. Haddesena Ebu Bişr-i Rakkiyü kâle haddesena Şüca' ibn el-Velid an Muhammed ibn Amrin an Ebi Selemete an Ebi Hureyre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misli. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Abdülvehhab ibn Atar قال أخبرنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم يقول فذكر مثله. Şimdi bunlar hadis-i şerifleri hepsi sırayla getiriyor. Hepsi Hazreti Ebu Hureyre'den aynı hadis-i şerifi rivayet ediyorlar. Hatta bu son günde Muhammed bin Ziyad diyor ki, ben Ebu Hureyre'yi bizzat kendim işittim. O da dedi ki, Resulullah Efendimiz'i işittim, böyle derdi. Haddesena Hüseyin ibn-i Nesrin, kâle haddesena Firyabiyyü, kâle haddesena Süfyanu, an ibn-i Zekvanin, an Abdirrahmanil Âret, an Ebi Hureyre'te yerfe'uhu mislehu. Hazreti Ebu Hureyre de Resulullah Efendimiz'den işittiğini, aynen bu hadis-i şerifi o da rivayet eyledi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tehavi buyurdular ki, فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıldı. Ney? مَا اُلْ بِرْ شَيْءِ كَأَصَابَتِ الْعَجْمَاوُ Hayvanın isabet etmiş olduğu, zarar vermiş olduğu şeyi kıldı. Cübaren heder kıldı. Yani o zarar gitmiştir, hayvan sahibi ödemez. Mal sahibinden gitmiş. وَالْجُبَارِ Cübar da هُوَ الْهَدَرُ هَدَرْدِ Yani karşılığı alınmaz. فَنَسَخَ ذَٰلِكَ İşte Resulullah Efendimiz'in مَا أَصَابَتِ الْاَجْمَعُ اِتْبَارًا dedi ki, nesk etti. Bu nesk etti. Neyi? مَا تُقَدَّمَ تَكَدُّمْ اِدَنْ شَيْءٍ O da neden? مِمَّا فِي حَدِيسِ اَب۪ي مُحَيِّسَ Ebi Muhayyise'nin hadisinde olan hükmü nesk etti. O Muhayyise ne dedi? Gündüzün bahçe sahibi beklesin,
hayvanı koymasın. Hayvan gider zarar verirse mal sahibi mesul değil. Fakat gece hayvan gider zarar verirse hayvan sahibini ödettirilir. Buna diyor ki bu neshedildi. Var idi İslamiyet'in evvelinde neshedildi. Ama ne tekdirde orada bir beyit olacak. İmkânel الْحَد۪يسُ مَوْسُولًا اِمْكَانَ الْحَد۪يسُ yazmamış ama onu yazın. اِمْكَانَ الْحَد۪يسُ مَوْسُولًا eğer hadis mevsul olsa, çünkü hadis mevsul mi değil mi? İhtilaf var. Bu şey ne sefer? Ebu Muhatti mimma fi hadis Ebu Muhayyise dedi ya, evet. Ondan işaret bu alın bir şey haşiye yazın. İmkânel hadisi mevsule. İmkânel hadisi mevsule. Çünkü bu onu zerur yazacaksınız ki öteki anlaşılıyor, yoksa anlaşılmıyor. Ve imkânel munkatiyan. Şimdi hadis mevsul olsa, hadis kuvvetlidir. Öyleyse bu İslamiyet'in evvelinde var idi, nesh edildi. Ve imkânel munkatiyan yok, hadis munkatiya ise, mevsul değil ise, ki İmam Malik'in rivayet ettiği gibi, la yekûnu, olmaz, bimislihi, bu hadisin misliyle, indel muhteccibi, onunla ihtiyaç eden adamın indinde, olmaz. Bu gibi hadislerle aleyna bizim üzerimize hüccetü hüccet olmaz. Hadis mungati ise bizim hasimlerimiz mungati olan hadisi delil ittikaz etmiyorlar. Mungati olan hadis delil olamaz diyorlar. Nasıl istidlal ediyorsunuz madem hadis mungatiyedir? Bunu alıp da bize işte bak hadis vardır diyorsunuz. Şu anda hadis müttasil ise nesh edilmiştir. Yok, munkati ise delil olmaz. Ve imkânel evza'iyyü kad vasalehu, evza'i bunu vasetti ise de fe inne maliken imam malik vel esbâte imam malik gibi sebt olan muhaddisler min ashab-ı zühriyi, zührinin ashabından dirayetli olan muhaddisler kat kat'uhu bunu kat ettiler. Yani munkati olarak rivayet edildiler. Muttasil değil. Esasen sene bu hadis maktu olarak zikredilmiştir. Muttasil olarak değil. Öyleyse maktu da delil olmaz. Ve ma'azalik bununla beraber fe innel hukmel meskure fihi. O birinci hadiste Muhayyise'nin hadisindeki hüküm orada zikredilen hüküm me'huzun alınmıştır. Min hükmü Süleyman'ın Nebiyyi aleyhisselam Süleyman peygamberin hükmünden alınmıştır. Yani Resulullah Efendimiz oradan aldı. Nerede Süleyman aleyhisselamın hükmü? Fil harfi ekinde. İn nefeşet fihil alem. Hani ayet-i kerimede zikrediliyor ya Süleyman aleyhisselatü vesselama getirdik. İşte birisinin koyunu geldi de benim ekinimi yedi. O da ona hükmetti. Zararına hükmetti. Diyor ki bunu Resulullah Efendimiz oradan almıştı. Süleyman Aleyhisselam'ın hükmünde. فَحَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz hükmeyledi. بِمِسْلِ ذَٰلِكَ الْحُكْمِ Süleyman Aleyhisselam'ın hükmüne benzer bir hükümle hükmetmişti. حَتَّى اَحْدَسَ اللّٰهُ لَهُ Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ihdas eyledi. هَذِهِ الشَّرِعَةَ bu şeriatı. Bu vakitte bu hüküm Peygamber Efendimiz'e beyan edilmemişti. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüyle hükmetti. Sonradan Cenab-ı Hak bu şeriatı getirdi, Kur'an'ı verdi. فَنَسَخَتْ Peygamber Efendimiz'in şeriatı nesheyledi. مَا قَبْلَهَا مَا قَبْلِهِ nesheyledi. Yani biz de zarar gündüzün de olsa, gece de olsa bahçe sahibi muhafaza edecek diyor. Hayvan gidip de telef ederse mal sahibi ödemez. Hayvan düştü de öldü. Yok değil esas mesele. Hayvan gidip zarar verirse bahçeye esas mesele orada. Oraya kuyu eşmiş de hayvan hayatı kaldı. Yok o başka mesele. O zaten diyor ki kübar ne maden olursa yani adam maden için bir şey kazımış da hayvan düşmüş.
O da ödemde sonunda diyor, ben madeni tübarek. Adam maden kazıyor, yeri çukuru yapmış, hayvan geçmiş, düşmüş, malına sahip olaydı. Yok esasen bu mesele, hayvanların gidip de mal sahiplerine, tarlasına giriyor, bahçesine giriyor. Şimdi yukarı kendisi diyor ki, gündüzün hayvan gider zarar verirse hayvan sahibi ödemez. Ama gece gider zarar verirse hayvan sahibi öder. Bu ikinci gavuz sahipleri diyor ki, hayvan sahibinde gece damin olur, öte gündüzün damin olur. Bahçe sahibi, mal sahibi hepsisi kendi yerine. فَمِمَّا دَلَّ عَلَى هَذَا الَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ وَاَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Hayvan sahibi mesul değildir. İster gece, ister gündüz. Bahçe sahibi muhafaza etsin diyor. Bunu Cabir ve Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ettiğimiz, bu rivayeti teyit eder ki, اَنَّهُ كَانَ بَعْدَ مَا فِي حَد۪يسَ حَرَانُ اِبْنِ مُحَيِّسَ. Bu rivayetler, Cabir ve Ebu Hureyre'nin rivayetleri, Muhayyise'nin rivayet etmiş olduğu hadiseden sonra oldu diyor. Onun için onu neshetti. O da neden delalet eder? Min kavli fi hadiste geçen kavli. فَقَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ عَلَى اَهْلِ الْمَوَاشِ حِفْسَ مَوَاشِهِمْ بِالْلَيْلِ وَعَلَى اَهْلِ الزَّرْعِ حِفْسَ زَرْعِهِمْ بِالنَّهَارِ. İşte bak, bu ona delalet ediyor ki bu evvelden varmış. Muhayyise'nin hadisinde. Ki Peygamber Efendimiz o vakitte ne dedi? Hayvan sahipleri gece hayvanlarını muhafaza etsin. Zer'e sahibi de gündüzün zer'ini muhafaza etsin. Fece'alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kıldı. El maşiyete, hayvanları izâ kâne alâ rabbihâ hifsuhâ. Onun sahibine onun hifsi lazım geldiği takdirde. Medmûnen mâ esâbet. Bu hayvanın isabet ettiğini medmûn kıldı. Hayvanınız sahip olsun. Hayvanlarına vakit sahip olur gece. Gece onu hepsetsin. Öyleyse gece hepsetmez de hayvan gider zarar verirse onu damin olacak. وَاِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِفْسُهَا. Yok, hayvanı muhafaza etmek onun üzerine mal sahibine lazım değilse ki o da nahar oluyor gündüz. غَيْرُ مَدْمُونٍ مَا أَسَابَتْ. İsabet ettiği şey gayr-ı medmundur. Niye? Zerre sahibine lazım hepsi. فِي ذَٰلِكَ دَمَانٌ. Bunu da halledemedim ben. Fî zâlike demanun nereye râce? Hatta yukarıdaki fece'ale yaptık. Allah-u Alem. Peygamber Efendimiz fece'alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el maşiyete. Maşiyeyi kıldı. Ne kıldı? Eğer onun sahibi onu hifsedecekse zararını ödeyecek. Yok, onu hepsi lazım gelmezse ödemeyecek. İşte bunda kıldı diyor, maşiyede fî zâlike daman. Bunda daman olucudur. فَاَوْجَبَ ف۪ي ذَٰلِكَ. Bunda icap etti. دَمَانَ مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتَةُ بِالْلَيْلِ. Ağasından kaçmış, sahibinden kaçmış olan münferit derler buna. Geceliğin gitti, zarar verdi. Bu nidamin olur. Bu olucudur. اِذَا كَانَ عَلَى صَاحِبِهَا حِسُّهَا. Onu sahibi hissedecekti. Niye sen bıraktın da, gece onu bıraktın da senden kaçtı gitti, zarar verdi. ثُمَّ قَالَ فِي حَد۪يسِ الْاَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. Peki bu Muhayyise'nin hadisine nazarın. Gece gidip de zarar vermesini diyecek. Fakat sonra gelen hadiste ne var? Dilsiz hayvan, acma. Bunun cerhuha, bunun yaralaması, kimseyi yaralaması, zarar vermesi cubarun hederdir. Yani ödenmez. Öyleyse فَكَانَ اُلْدِ مَا اَصَابَتْ فِي اِنْفِلَاتِهَا جُبَارًا. Bu hayvanın münferit olup kaçıp gitmesinde bir şeye zarar verirse o da heder oldu. Niye? الْعَجْمَاءُ جَرْحَا جُبَارٌ. Mutlak. Dilsiz hayvanın vermiş olduğu zarar hederdir. İster gece olsun, ister gündüz olsun. Şimdi zaten gündüzün olursa onda dedikodu yok da esasen gece hayvan kaçmış gitmiş, zarar vermiş. Bu hadise göre bu da hederdir. Fesaret bu oldu. Levhe demet haiten. O hayvan geçse de bir duvarı yıksa. Evkatelet recülen. Bir adamı öldürse. Lem yedmen sahibuha şeyen. Onun sahibi hiçbir şey damin olmaz.
Adam da öldürse bir hayvandır, öldürmüş. Ne yapayım? Kendini muhafaza edeydi. Ve in kana alayhi hifzuha, eğer o hayvanın hifzi ona vacip ise, hatta la tenfelit, onu mefrut kılmaya. Mesela bazı boğalar var, onları hifzederler, bıraksan vurur, rastgeleni vurur. Yahut da camuşlar olur. Böyle insanları vuran camuşlar, onları muhafaza ederler, yoksa vurur. Yahut da köpek olur, saldırır, onu bağlayacak, yoksa insanı gider tutar, öldürür. Böyle hepsi vacib ise ona, اِذَا كَانَتْ eğer o da olursa, مِمَّا يُخَافُ عَلَيْهِ مِسْلُ هَذَا bunun gibi, yani eğer bunu serbest bıraksam, bu gidecek, bu zararı verecek olur, bu kabilden olursa diyor, ne olur? Hüküm ne? Hani zaman lem yedman sahibi şeyen dedi. Ve in kana aleyhi hifzuha hatta la tenfelit. O hamzeyi vasliye yaptı. Ve in kana isterse olsun aleyhi o adam üzerine hifzuha o hayvanın hifzi vacip olsun. Hatta la tenfelite mefrut olmaya. İsterse böyle olsun. İza kanet mimma yukhafu aleyhi mislu haza. Bu eğer mefrut olursa, bırakılırsa gider, adam öldürür yahut da başkasına zarar verir. Böyle olsa bile diyor ki sahibi bir şey damin olmaz. Bu ikinci kalbe göre yani mesele müşkil. فَلَمَّا لَمْ يُرَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْاَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبْجُبَارُ dedi ya, bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz riayet etmedi. وَجُوبَ حِفْسِهَا عَلَيْهِ onun hifzinin vücubunu ona riayet etmedi. وَرَعَى اِنْفِلَاتَهَا onun infilatını riayet etti. O da vera'a. فَلَمْ يَضْمَنْ فِيهَا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَتْ وَرَعَى Peygamber Efendimiz riayet etti infilatı. Hani riayet etmedi ki? فَلَمَّا لَمْ يُرَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ vaktaki Peygamber Efendimiz riayet etmedi ki. Hâdâ hadis bu hadiste. Hangisi? الْاَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارُ bunda. Neye riayet etmedi? Vücube hifsiha o hayvanın hifsinin vücubunu. Aleyhi o adam sahibi üzerine. Bu da vera ve ma ra'in filateha. O nefiye olacak. Felemma lem yura'i bu müsbet olmaz ki. Ve ra'in filateha yok. Çoban değil. Müraat ders. İnfilat olursa ödemez dedi hocam. He? İnfilat eden bir insan olursa ödemez. İnfilat cinsinden vera infilata o hayvanın infilatını müraat etti. Yani adam hifzedemiyor, kaçıyor. Bunda bir şey kurmadır. He? O birincisinde hayvan iki türlü. Bir var ki hayvan hifzediyor. Fakat hifzetti de onu da riayet etmedik Ömer'imiz. Hifzedilmesi lazım ama hifzetmedi, gitti. Bir de var ki adam kaçıyor. Hayvan kaçıyor. Mal sahibine itaat etmiyor, kaçıyor. Vera infilata felem yadmanhu fiha şey'en bunda felem yudamminhu Peygamber Efendimiz tatmin ettirmedi. Şey'e fiha bu meselede şey'en hiçbir şeyi mimma esabet isabet ettiği şeyden bir şeyi tatmin ettirmedi. Öyleyse رَجَعَ الْاَمْرُ ف۪ي ذَٰلِكْ bu meselede emir rücu etti اِلَى اِسْتِوَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ geceyle gündüzün müsabı olduğuna raci oldu. İster gece hayvan zarar versin, isterse gündüz zarar versin, hiçbir şey damin olmaz. Bu meseleden bu çıktı. فَسَبَتَ بِذَٰلِكْ bununla sabit oldu ki اَنَّمَا أَصَابَتْ لَيْلَنَ مِنْهَارِ ister gece isabet etsin, hayvan istersen gündüzün zarar versin. İza kânet münferiteten hayvan kaçtık ettiyse adam hepsedemiyor, kaçıyor. Fela damâne alâ rabbihâ fîhî o hayvanın sahibine deman yoktur. Ve in kâne huve seyyebahâ yok o adam kendisi gasten bıraktı. Teslim etti. Hayvan kaçmadı. Kendisi koyununu gece çıkardı ki kesin adamın bahçesini yesinler. Hayvan gasit var onda. O teslim ettiyse fe esâbet şey'en o da bir şey isabet ederse fi fevriha hemen derhal o
bırakmasında evfi seybiha yahut derhal verdi yahut da o bırakmasından dolayı biraz sonra gitti zarar verdi demine zalike küllehu onu tamir olur. Çünkü orada kasıt var. Münferit olan kaçan hayvan başka, adam hepsi ediyor. Gerçi ona hepsini Peygamber Efendimiz vacip kılmadı ama fakat hayvan münferit oldu, kaçtı gitti. Adamın onda bir kusuri, taksiri yok. Hayvan gitmiş ve hayvan hayvanlığını yapmış. Biz de öyle derler. Hayvan hayvanlığını yapmış. Ne yapalım? Bizim kendimizin bir yoncası vardı. Karşımızda da bir ufak köy var. Oradan adamın ati camışı alışmışlar. Sabahtan kalktılar mı düz gelirdiler. Bizim yonca da akşama kadar yer 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 giderdiler. Kaç defa adama şekva ettik. Ya bunu niye böyle yapıyorsun? Ne yapayım diyor. Çobanın önünde katıyorum. Çobandan kaçıyor. Hayvan hakikaten kaçıyor. Geliyor, karnı orada doyuruyor. Buna sahip oldu. Hayvan ne yapayım diyordu. Alışmış ya. Sonra gene kendi köyümüzde bir zengin adam vardı. Alıştırmış onu. Artık et iyiyen nahra gitmez. Akşama kadar onun bunun tarlasında, ekininde, çayırında parayı doyurur gelir. Şimdi bu ikinci kavle göre o adam kendisi kesten bıraksa damin olur ama kendisi kesten bırakmıyor da hayvan kaçıyor, damin olmaz. O vakitte ne yapacaksın? Bu ağacı tutacaksan, harç edeceksin, bırakmayacaksın. Kuyruğunu kesinler. Öyle mi? Kuyruğunu kesin, daha gitmez mi? Ha, kulak kesin, kuyruğunu kesin. Bu da kesin. Ha, daha kimse de almaz. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمة الله عليهم أجمعين. Şimdi bu iki kavilde İmam Hasan ve İmam-ı bu ikinci kavli aldı. Halbuki birinci kavil daha makul gibi geliyor ama işte delil itibariyle onu kuvvetli gördüler. وهو أولى ما حملت عليه هذه الأثر. Şimdi bu eserlerden limazikana biz zikrettik ya ve beyanla beyan ettik iki hadis. Öteki de hadis, bu da hadis. Bunu nasıl İmam-ı Azam nasıl şey etti? Nasıl beyan etti bunu? Diyor ki birinci hüküm İslamiyet'in evvelinde var idi. Fakat o neshedildi. Binaenaleyh hayvan mesul değildir. Ama hangi hayvan? Mal sahibinden kaçıyor. Kaçıyor, gidiyor, zarar veriyor. Mal sahibine gidip de dava edemezse sen sahip ol. Ama o kasten bırakıyorsa vakıfta mesul. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.